Canım benim çok 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 güzelsin ama bayağı güzelsin. Ne güzel yüzüne bakmak senin. Ne kadar hoş. Kaş, göz, burun, dudakların, yüzün çok nefis güzel. O kıyafetle de muhteşem olmuşsun. Çok güzel tarz olmuş. Bayağı yakışmış. Benim güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tarihi filmlerde erkeklerin saçlarını ördüğünü görüyoruz. Sizce erkekler saçlarını örmeli mi? Olur tabii. Yani Peygamber Efendimiz'in sünneti de, Hazreti Musa da saçlarını örüyordu. Hazreti İbrahim de saçlarını örüyordu. Peygamberimiz dört belik. Yani iki buradan, iki buradan çok gürdü saçları zaten. Taburlara kadar iniyordu. Çok güzel örüyordu ayrıca Peygamberimiz saçlarını. Hazreti Ayşe de, annemiz de örüyordu saçlarını. Pırıl pırıl böyle kokulu, gül kokulu zeytinyağı sürüyordu. Böyle briyantin gibi pırıl pırıl parlıyordu. Peygamberimizin yakışıklılığını geleneklerine hükmetse pek anlatmak istemiyorlar. Müthiş çekici bir insan Peygamberimiz. Yani kadınların olağanüstü etkilendiği bir insan. Bunu söylememe illet oluyorlar, istemiyorlar söylememi. Ama kendileri saçlarını limonla falan tarayarak falan... Kadınlar bana bayılır diyor. Lan neyine bayılacak adamı illet etme. Peygamber ona istemiyor. Müthiş yakışıklı ve çok cazibeli peygamberimiz. Hazreti İbrahim de öyleydi. Bütün peygamber, Hazreti Musa da. Ya kadınlar ya kahredici şekilde etkileniyorlardı. Ya ilahiye boşanıyordu kadınlar Hazreti Musa'yı gördüklerinde. Ve kara yağız 2 metrenin üstünde. Maşallah. Acayip yakışıklı delikanlı yani. Peygamberimize göz göze girenlerin bayıldığını anlatmıştınız. Tabii peygamberimiz gözleri simsiyah. Beyazı da bembeyaz. Ağırlarına gidiyor söylemek. Dişleri süt beyaz böyle. İri dudakta, dolgun dudakları böyle büyük ağızlı. Elleri iri. Omuzları bayağı geniş. Pehlivandı peygamberimiz. Hiç söylemezler onu. Evet. Çok nadir laf arasında söylüyorlar. Güreşçiydi yani. Ayak kasları falan her yeri kuvvetli. Yani baş pehlivan derecesinde kuvvetli, acı kuvveti var. Burnu küçük ve şahin burnunu hafif, kalkık, bayağı güzel burnu. Ve gözler iri siyah, bir de gözüne bakan sürme sürüldüğünü zannediyor. Kirpikleri uzun, simsiyah. Alt kirpikleri de öyle. Baktım mı, yani bayılanlar, milletin kucağına düşenler, bir tane iki tane değil. Yani çok sık rastlanan bir olaydı. Peygamberimiz onu rahatlatmak için aman diyor ben diyor yetim bir insanım. Allah'ın herhangi bir kuluyum. Sakın bana öyle o şekilde gözünüzde beni büyütmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Yatıştırmaya çalışıyor, şaka yapıyor falan. Zor adamlar ayakta durabiliyorlar. Bir bakamıyorlar gözüne. Baktı mı düşüyor adam. Elaya boşalıyor. O peygamberlik heybeti o tarif edilecek gibi bir şey değil. Buraya peygamberimiz gelse büyük bir bölüm insanların baygınlık geçirir. Yani kim olursa olsun erkek kadın. Ya muhteşem etkisi. Ortadan daha uzunca boylu. Çok geniş omuzlu yani. Oranın baş pehlivanı defalarca yenmiş biz. Baş pehlivanı yeniyor ya. Adam ayı gibi yani. Aldığıyla çarpıyor. Adam diyor ki ben de boş bulundum diyor. Tamam diyor peygamberimiz. Bir daha diyor aldı yana yine çarpıyor. Acı kuvvet. Maşallah. Nejat Alp. Allah ona uzun ömür versin. Çok sevdiğimiz bir sanatçı. 2 kere selam söylemiş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ankaralı Turgut. O da çok değerli bir sanatçı. Ona da aleyküm selam. Diğer selam gönderen herkese aleyküm selam. Evet dinliyorum.